Merhabalar. Ben Doktor Aydın Köşüş. Bugün kadınlarda sıklıkla gördüğümüz vajinal mantar enfeksiyonundan bahsedeceğiz. Vajinal mantar enfeksiyonu vajinada bulunan floranın bozulmasına bağlı olarak vajendeki mantar hücrelerinin aşırı çoğalması ve kadında akıntıyla birlikte kaşıntıya neden olmasıyla karakterize bir hastalıktır. Normalde vajinal vajinal florada mantar hücreleri çok az bir miktarda bulunmaktadır ve herhangi bir probleme neden olmaz ancak vajinal floranın herhangi bir nedenle bozulmasına bağlı olarak bu bölgede mantar hücreleri çoğalabilir, akıntı yapabilir, kaşıntı yapabilir, kızarıklık yapabilir ve e, hatta bazı kadınlarda dayanılmayacak kaşıntılara neden olabilir. Bu anlamda vajinal mantar oldukça önemlidir. E, vajinal mantarın nedenleri nelerdir? Vajinal mantara en sık neden olan hastalıklardan bir tanesi elbette hastada şeker hastalığının olmasıdır. Şeker hastalığı olanlarda mantar eğilimi oldukça artar. Yine gebelikte mantar enfeksiyonuna meyil bir miktar artmaktadır. Özellikle sık birliktelik olanlarda, sık antibiyotik kullananlarda veya vajeni birliktelik sonrası sık sıkı kıllanlarda vajinal floranın bozulmasına bağlı olarak vajinal mantar enfeksiyonu sıklıkla gelişebilmektedir. Vajinal mantar enfeksiyonu belirtileri nelerdir? E, pek çok hastada beyaz peynir kesiği şeklinde akıntı görülürken bazı hastalarda bu belirtiler görülmeyebilir. Ancak sıklıkla gördüğümüz belirti kaşıntıdır. Özellikle vulvada kaşıntı, kızarıklık, vajen içerisinde kaşıntı e, mantarda sıklıkla gördüğümüz belirtilerdir. Mantar bulaşıcı mıdır? Normalde vajinal mantar biz bulaşıcı eşler arasında bulaşan bir hastalık olarak kabul etmeyiz. O yüzden sadece kadına tedavi veririz ancak erkekte de kaşıntı problemi varsa eş tedavi vermek, eş tedavisi vermekte fayda var veya kadına vajinal mantar için tedavi veriyoruz. Ancak sık sık tekrarlıyorsa mutlaka eşine de mantar tedavisi vermek mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavide hem lokal kremler, fitiller şeklinde tedavilerimiz mevcut hem de ağızdan kullanılan ilaçlarımız mevcut. Bazı hastalarda sadece fitil şeklinde, krem şeklinde ilaçlar yeterli olurken bazılarında tek başına fitil ya da krem yeterli olmaz. Mutlaka beraberinde ağızdan kullanılan ilaçlar vermek gerekebilir. Yine özellikle sık sık tekrarlayan veya geçmeyen vajinal mantarlarda Uzun süreli mantar tedavisi vermek gerekebilir. Bazen bu tedaviyi 3-6 aya kadar uzatmak gerekebilir. Ya da beraberinde flora'yı kuvvetlendirici, değişik flora bakterileri içeren ilaçların kullanılması gerekebilir. Tabii ki en önemli yaklaşımlardan bir tanesi de tedavide e, yaşam tarzı değişiklikleridir. Özellikle vajeni sık sık yıkayanlarda, vajinal deodorant, sprey tarzı e, kozmetikler kullananlarda bu alışkanlıklarını bırakmasını isteyeceğiz. Yine şekeri olanlarda mutlaka düzenli şekerin takip edilmesi, şekerinde bozukluk varsa tedavi görmesini isteyeceğiz. Sık sık antibiyotik kullanılmasını önermiyoruz. Doktor önerisi olmadıktan sonra her hastalık için antibiyotik kullanılması elbette vajinal mantar şikayetinizi arttıracaktır. Bunun yanında özellikle pamuklu iç çamaşırlarının kullanılması çok terleyenlerde sık sık duş alınarak bu bölgenin temiz ve kuru tutulması oldukça önemlidir. Dar pantolonların giyilmesi özellikle vajinal bölgede mantarın çoğalmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle bu tür yaşam tarzı değişiklikleri özellikle sık sık mantar, vajinal mantarı tekrarlayanlarda oldukça uygun yaklaşımlardır.